LGS'ye son 106 gün vazgeçmeyenlerin hatalar yapsa bile ben bu yoldan vazgeçmem diyenlerin başarılı olmasına 106 gün kaldı. Gerçekten tebrik ediyoruz vazgeçmeyenleri ve hemen günü sözüyle başlıyoruz. Kaderinizi belirleyen koşullarınız değil kararlarınızdır. Gerçekten çok önemli bir cümle. Bakın arkadaşlar kader dediğimiz şey esas bizim elimizde. Bizler kendi irademizle, kendi çalışmamızla, kendi gayretimizle bir sonuç elde edeceğiz. Dolayısıyla Tabii ki Allah bize bir akıl vermiş. Tabii ki Allah her şeyi belirliyor. Ama bizler çalışırsak Allah bizim kazanca da belirlemiş. Ve çok güzel okulları, çok iyi liseleri... Fen lisesi olabilir, Anadolu lisesi olabilir, sosyal mi? Fark etmez. Çok iyi liseleri kazanacağımızı biliyor. Dolayısıyla bizler de inşallah çalışıp kazanacağız. Antenor Robbins'e teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok yakışıklı Günün yorumuna bakıyoruz. Sorularım demiş. Berat Can Çavuş 979 beğeni almış. Tebrikler Berat. Gerçekten coşmuşsun. Şimdi Sorularına bakalım Berat'ın. Şurayı düzeltelim. Skopta hata olmasın. Canlı yayında bu tarz kazalar olabiliyor. İnkılap din ve İngilizce günde kaç saat ayırmalıyız? Hemen söylüyorum. İnkılap din ve İngilizce biliyorsunuz Türkçe matematik fene göre kaç sayısı az. Yani dört tane inkılap sorusu bir Türkçe sorusuna denk geliyor. Veya dört tane İngilizce sorusu bir fen sorusuna. Dört tane din sorusu bir matematik sorusuna denk geliyor. Dolayısıyla Türkçe dört, fen dört, matematik dört ama inkılap İngilizce din bir kat sayılı. Fakat burada şu çok önemli. Şimdi birincisi İnkılap din ve İngilizce iyi çalışıldığında süper bir şekilde hepsi doğru yapılabilir. Ve bunların hepsini doğru yaptığınız zaman fenden, Türkçeden ya da matematikten kaçırdığınız soruların ekseni kapatabilirsiniz bu bir. Dolayısıyla bunları zaman ayırmak için şöyle bir şey yapabiliriz. Diyelim ki siz o gün matematik çalıştınız sıkıldınız. Ardından fen gibi zor bir derse ya da Türkçe gibi biraz daha kafa yoracak bir derse geçmek yerine o gün İngilizce çalışabilirsiniz. O gün din çalışabilirsiniz. O gün inkılap çalışabilirsiniz. Dolayısıyla günde en az yarım saat yani dolayısıyla günde yarım saatse şöyle diyelim. 3 çarpı 7 yani haftada 7 gün var ya. 210 dakika. 210 bölü 60 bölemiyorum gerçekten. İşte ne eder? İşte 3,5 saat falan haftada 3,5-4 saat çalışmanız gerekiyor. Bunu da günlere yayabilirsiniz. Bazen bir saat hepsine birden yüklenirsiniz. Bazen 3 3 saat tüm inkılap İngiliz İngilizce bitirirsiniz. Bazen de yarımşar saat çalışmalısınız ki inkılap dil iyi notlar alalım. Ya da denemeler çözebilirsiniz. Denemeler çözerken yani işte genel deneme çözerken inkılapta yanlışınız çıktığında, dinde yanlışınız çıktığında, İngilizce yanlış çıktığınızda tekrar edebilirsiniz. Fakat burada şöyle bir şey var. İnkılapta çok eksiğiniz varsa yani hala milli bağımsızlığın ülkeyi düşmandan kurtarmak olduğunu, hala milli egemenliğin halkın yönetime katılması olduğunu, milli birlik ve beraberlik olmadan ülkeyi düşmandan temizleyemeyeceğimizi, layıklık ve çağdaşlaşmanın sonlara bırakıldığını tam anlamıyla öğrenemediyseniz inkılaba günde bir saatten fazla çalışmalısınız. Önce bu konuları halletmemiz lazım. Dindeki konularda biraz eksiğiniz varsa birazcık fazla gayret gösterebiliriz. Çok zor soru çıkmıyor. Hazreti Muhammed'in örnek hayatını iyi bilmemiz yeterli. Diğer konularda şöyle üzerinden soru çözerek pekiştirebiliriz. İngilizce'de kelime eksiniz varsa Masa başında değil ama yanınıza kelime kartları alaraktan dışarıda çalışaraktan halledebilirsiniz. Yani İngilizce biraz daha spor bir ders. Yanınıza kelime kartları alıp öğrenmeniz gereken in için ünitesinde, adventures ünitesinde, chores ünitesinde öğrenmeniz gereken the internet ünitesi öğrenmeniz gereken kelimeleri yanınıza gezdirirseniz masa başında durmadan da süper çalışmış olursunuz. Gelelim ikinci soruya. Matematik netlerimiz şu anda kaç olmalı? Burada şunu iyi lazım. Hedefimize bağlı olmalı. Yani eğer sen sene sonunda 20'de 20 yapmak istiyorsan, 20'de 20 yapmak istiyorsan şu anda 10 netin üzerine geçmiş olman lazım. Yani 10 net, 11 net, 12 netler de olman lazım. Şu anda eğer 2 netteysen sene sonunda 20'de 20'ye ulaşamazsın. 3 netteysen 20'de 20. Bunu zaten biliyoruz hocam. Eğer senin hedefin 19 netse veyahut da 18 netse o zaman da yine 10 tane eksi 9 8 netlerde olmalısın. Yani sen hedefine göre belirli net olman lazım. Fakat şu da çok önemli. Matematik netleri öyle bir şey ki bir anda hızlı bir şekilde artabiliyor. Yani İnsanlar hani şunu her zaman gösteriyoruz. Eski tip soru buydu, yeni tip soru buydu. Sen şimdi burada eğer bak 19 36 69 78 19 36 69 78 cevapları aynı, soru aynı. Sadece uzun paragraf sorularını okuyamadığın için, kondisyon olmadığı için belki de bu soruları yapamıyorsun. Böyle soru çıksa 20 tane, 20 de 20 yapacaksın. Ama böyle sorular çıktığı için yani soruyu uzattığı için aynı şeyi sormasına rağmen yeni nesil soruda birazcık uzattığı için kafan karışıyor olabilir. Yani matematik zekan var, işlem zekan var ama Paragraf çözme yeteneğinde sıkıntı yaşıyorsun. Soru yorumlama yeteneğinde sıkıntı yaşıyorsun. Onu da bir anda kırıp bir anda 9 netten 20 netlere, 8 netten 19 netlere çıkabilirsin. Dolayısıyla şu anda olman gereken net değil. Şu anda hangi nette olursan ol çalışmaya devam etmen gerekiyor. Bol bol soru çözmen gerekiyor. Vakit geçirmen gerekiyor. Günlerimizi nasıl daha verimli geçirebiliriz? Bununla alakalı da yine eskiden kullandığımız bir kağıdı göstermek istiyorum. Ortamımızı oluşturmamız gerekiyor. Bizi oyun dağları, işte ne bileyim oyalanma dağları, bilinmezlik denizi... işte muhtemelen canavarı online koyun koyu, bir sürü şey bizim dikkatimizi dağıtıyor ve verimimizi düşürüyor. Ders çalışın verimimiz düşüyor. Aniden odamı toplayayım diyoruz. Televizyonda zenginlerin hayatı bizi bekliyor. Bahaneler nehri var ama sular kesil ders çalışın suyla dersin ne alakası var? Kahve arası bir tane işte ay cilat içmek istiyorum falan filan böyle bir sürü bahaneler bizi dersen alıkoyuyor. Dolayısıyla günlerimizi daha verimli geçirmek için bir kere ortamımızı düzenleyeceğiz. Hatırlarsanız şöyle bir örnek vermiştim. Eğer şöyle dağınık bir masa varsa, dağınık bir ortam varsa, plansız bir ortamdaysak önümüzde ne olursunuz? Bir de şöyle bir kitap düşünelim mesela. Şurada ders çalışma kitabımız olsun tamam mı? Bir şekilde ders çalışmaya başlayasınız gelmez. Ama, ama şöyle düzenli bunları kaldırdık tamam mı? Kitabımız önümüzde duruyor şöyle. Kalemiz de yanında. Şöyle kitabımızı daha düzgün koyayım. Kalemizin yanında. Hiç çalışmasanız bile şöyle duran bir şey insan açıp merak eder. İçinde neler var der ya. Bunun içinde ne var? Bir açayım da ders çalışayım. Bir test çözeyim der. Ama Dağınık olduğu zaman ama aman burası zaten dağınık der. Yani güzel hazırlanmış bir sofrada insan tok olsa bile yemek yer. Ama çok kötü dağınık bir yerde karnı bile aç olsa ya bunlar acaba temiz mi değil mi diye endişelenir. Dolayısıyla ortamımız düzgün olmalı ve bizi ders çalışmaktan engelleyen şeyler uzaklaştırılmalı. Bizi e, işte böyle e, erteleme adasındaki kötü niyetli online oyun koyları, oyun dağları, oyalanma dağları, bilinmezliklerinizi bizi ders çalışmaktan, daha doğrusu verimli çalışmaktan alıkoymamalı. Dolayısıyla ortamı düzenlemek en başta birinci şart. Okulda teneffüslerde test çözmeli miyiz? Hayır. Teneffüslerde dinlenebilirsiniz. Ama bir tane soru vardır, takıldığınız bir şey vardır. Onu arkadaşlarınıza sorabilirsiniz. Ha, şu da var. Diyelim ki bir önceki ders hoca önce test çözmenize izin vermiyor ve çok kolay bir dersti. Arada da test çözebilirsiniz. Yani derse böyle rahat rahat dinlendikten sonra arada da test çözebilirsiniz. Ama tenefüsler de önemli, dinlenmek de önemli. Tenefüslerde test çözün diyemeyiz ama çözmek isteyen arkadaşlara da hayır çözme ver o kitabı da denilmez. Sınava 3,5 ay kaldı. Sizce bu zamanda test çözmeye mi ağırlık verelim, deneme çözmeye mi? Tabii ki de deneme çözmemiz lazım. Ancak ancak deneme çözerken yaptığımız yanlışlıklarla alakalı mutlaka kendimize test ödevi de vermemiz lazım. Yani sen denemede matematikte karekök sayıları yanlış yaptıysan karekök testi çözmen lazım. İnkılapta e, milli konusunda yanlış yaptıysan bir tane milli uyanış testi çözmen lazım. Film alakalı yanlış yaptıysan bir tane film testi çözmen lazım. Yani yaptığınız yanlışlar sizi test çözmeye itmeli. Koneksin varsa tabii ki önce teste başlaman lazım. Akşam geç saatlere kadar çalışmak mı daha faydalı olur? Sabah erken kalkıp çalışmak mı? Şimdi tabii ki sabah erken saatlerde insanın beyni çok çok iyi çalışıyor. Ve gece 11 ile 2 arasında insan uyuduğu zaman büyüme gerçekleşiyor ve beyni gelişiyor. Dolayısıyla sabah erken saatler daha iyi. Ama hocam ben sabah erkenden okula gidiyorum diyorsanız, cumartesi, pazar haricinde benim sabahlarım dolu diyorsanız şöyle bir şey yapabilirsiniz. Okuldan geldiniz, yorgunsunuz. Bir güzel bir yemek yedikten sonra hafif bir çık, kestirirsiniz. Böyle. Güzel bir uyku ama sabah kadar uyumamak şartıyla. Alarm uyuyup uyandıktan sonra akşam 8 9 10'a kadar 11'e kadar bir daha çalışabilirsiniz ama uyuyup uyanmanız lazım. Uyuyup uyanmadan okuldan geldiğiniz gibi yorgun halinizde geç geç saatlere kadar çalışırsanız zaten verim düşer. Ama minik bir uyku bir saatlik ya da iki saatlik bir uykudan sonra uyuyup uyanmak gerçekten yepyeni bir gün demek diyebiliriz. Günün kitabına baktığımızda dahi görüyoruz. Bunu önceden de anlatmıştık. Sizler birer dahisiniz. Neyi bekliyorsunuz artık? Hadi bir an önce çalışın diyoruz. Bu da tabii ki aynı sizin gibi sınav hazırlanan Alya'nın hikayesi. Burada kendinizi göreceksiniz. Dahi mutlaka okumanızı tavsiye ediyorum. Tam bir motivasyon kitabı. Gelelim aynı zamanda bir hikaye. Günlük okuluna baktığımızda bir sosyal bilimler lisesi. Vali Muammer sosyal bilimler lisesi. Dokuzuncu dilimde gördüğünüz gibi. Ama mühendislikler, itüler, boğaziçiler yine var. Aa hocam sadece fen lisesinden değil mi? Hayır. Sosyal bilimler lisesinden de çok iyi okullara, çok iyi üniversitelere, hayalinizdeki yerlere gidebilirsiniz. Beş yıl İngilizce eğitim var. Günün kitabı yine dahinin tamlayısı olan planlama defterimiz, motivasyon planlama rehberimiz. Hadi ders takip çizelgeleri var içinde, örnek çalışma programları var. Gün gün, ay ay, hafta hafta nasıl çalışacağınıza dair buradaki planlama rehberini kullanabilirsiniz. Deneme performans çizelgeniz. Yani ilk denemede işte 60 net yapmıştım. Sonra 70 nete çıktım. 80 nete çıktım. 90 nete çıktım. Sonra çok diye düştüm. Ondan sonra tekrar yükseldim diyebileceğiniz çizelgeler de yapabilirsiniz. Kaynaklarınızı yazabilirsiniz. İşte Tonguç kaynaklarını veya başka kaynaklardan soru çözerken bunları da yazıp çok iyi bir planlama yapabilirsiniz. Günü sözünü pardon günü sorularına baktığımızda duyun umumiye hangi alanda Osmanlı'nın bağımsızlığını kısıtlamıştır bunu bilmeniz lazım. Bunu bilmeniz lazım. Böyle bilgi sorusu gelmez ama bunu bilmemiz lazım. Niye? Çünkü bizler inkılapta onda on 10 yapmak istiyoruz. Ödülü sorumuzu bekliyor. Bizler de sizin yorumlarınızı bekliyoruz. Hadi bakalım devam ediyoruz arkadaşlar.